Arkadaşlar merhabalar. Edebi sanatlarla beraberiz. Konumuz irsali mesel. Yani şiirin içinde atasözü ya da deyimin kullanılması. Bir bakalım. Her şeyin fazlası zarardır ya. Fazla şiirden öldü Edip Cansever. Her şeyin fazlası zarar ifadesi atasözü deyim şeklinde kullanılan bir ifade olduğu için biz burada irsali mesel var diyoruz. Eğer olsa derler kelin merhemi sürer kendi başına ol emi. Bu yurdaki ifade yine atasözü deyim gibi kalıplaşmış bir ifadeyi şiirde kullandığı için irsali mesel var diyebiliyoruz. Allah'a sığın şahsi halimin gazabından zira yumuşak huylu atın çiftesi pektir. Yine kalıplaşmış bir atasözü deyim ifadesini kullandık. Ben geliyorum demez ki ölüm. Kaza bela adım başındadır. Ben geliyorum demez ki ölüm ifadesi yine atasözü deyim kıvamında kalıplaşmış bir söz olduğu için şiirde buna irsali mesel diyoruz. Rücu yani sözünden cayma. Söylediği bir konuyu daha sonra tekrardan inkar etmedir. O sizin gördüğünüz kadınlar güzeldir ha bereket. Melekler kadar masum yok canım yok şeytan kadar şirret. Önce güzelliğini söyledi daha sonra burada rücu ederek onun bir şeytan olduğunu söylüyor. Ferda senin dedim, beni alkışladılar. Bir şey senin değil, sana Ferda vediadır ifadesinde söylediği bir sözden daha sonra geri dönmüştür. Şiirin büyük zamanı, günü geldi her şey ateşti ve henüz ateş değildi ve her şey erguvandı. Önce ateş olduğunu daha sonra ateş olmadığını rücu ederek geri dönerek söylemiştir. Gelelim nida yani seslenme sanatına. İçinde ey gibi sözcüklerin kullanıldığı ifadelerdir. Ey şimdi köyünden pek çok uzakta ifadesi bize nida sanatının olduğunu gösteriyor. Sözlerinde ipeğin uğultusu varken düş yola. Ey yabancı dilini ihanetin tuzuyla silahla yine ey yabancı derken bir nida sanatı kullanmıştır. Gelelim cinasa. Cinas, yazılışları aynı ama anlamlarının farklı olan sözcükler için kullanılan bir ifadedir. Şiirde örnekte olduğu gibi Kadıköy'e arzuladık ihvanı geldik şu Kadıköy'e müftü harç isterse ne yapsın Kadıköy'e. Gördüğünüz gibi yazılışları aynı ama anlatım bakımından farklı bir olgu olduğu için burada cinas kullanılmıştır. Yazılışları aynı ama anlamları farklıdır. Açmış kollarını yükselen çamlar, her dalın ucundan ay nuru damlar, benekli ışıklar altında damlar, nakıştır sanırsın baş yazmasında. Burada damlamak ve çatı anlamındaki damın yazı aynı ama anlamlarının farklı özelliğiyle yani cinasta kullanılmasını görüyoruz. Müzik